Selam, amcaoğlu kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle makro çekeceğiz. Fakat profesyonel fotoğraf makineleriyle değil. Bugün yapboz tarzı bir şey yapacağız. Benim birkaç tane bulduğum malzeme var. Bu malzemelerle keseceğiz, biçeceğiz, kıracağız, dökeceğiz ve bir makro objektif yaratacağız. Cep telefonuyla makro çekeceğiz. Ben bu deneyi yaptım ve biraz araştırdıktan sonra tabii ki neyin nasıl yapıldığını öğrendikten sonra güzel sonuçlar aldım. Bunun için ne gerekiyor? İsterseniz şöyle kısaca özetleyeyim. İki tane alternatifim var. Bir tanesi şöyle bir kapı dürbünü. Komik ama kapı dürbünü. Böyle hani kapının deliğinden baktığınızda "Alo, kim var orada?" dediğimde böyle balık suratlı insanları görüyorsunuz apartman boşluğunda. Böyle bir kapı dürbünü. Bir de tabii ki alternatif olarak kullanabileceğiniz daha pratik yolu bütün 1 milyoncularda bulabileceğiniz böyle minik bir cep feneri. Kapı dürbününü bir yapı marketten temin ettim. Fiyatı da 2-3 lira civarında bir şeydi. Onun dışında ne gerekiyor? Bir tane bant gerekiyor. Cep telefonu gerekiyor. Bir tane makas gerekiyor. Bir de böyle bir şeyleri ittirip kaktırmak için işte dürbünün içindeki camları çizmeden böyle tıkaç gibi bir şey gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş ne gerek var böyle bir şeye? İnternete gireriz. Deriz hazır objektiflerden bir tane alırız. Takarız cep telefonumuza. Paşa paşa kullanırız. Biz hobi fotoğrafçısıyız arkadaşlar. Ben size bu videoyu çekerken biraz hobi olarak fotoğraf çekerim ama yanında da ufak tefek eğlencelik mezeler yaratalım istiyorum. Bu da o mezelerden bir tanesi olsun diye düşünüyorum. İsterseniz şimdi gelin bir bakalım biz bu dürbünleri nasıl kullanacağız. Bir bakalım ondan sonra tekrardan burada buluşalım. Evet, gördüğünüz gibi kapı dürbününü dağıttık. Bir tane de feneri dağıttık. Şimdi fener ve kapı dürbünü arasında tercih yapmam gerekirse ben kapı dürbününü tercih ediyorum arkadaşlar. Sebebi de bunun camı biraz daha kalitesiz olabiliyor. Resimleri biraz daha bulanık çıkarabiliyor. Ama bunun içindeki cam özellikle ince olan cam, size az önceki görüntüde gösterdiğim cam gerçekten iyi görüntüler almamızı sağlıyor. Size bunu tavsiye ediyorum. Dediğim gibi büyük yapı marketlerden temin edebileceğiniz bir parça. İsterseniz şu anda ben bu güzel yaptığım makro objektifimle birazcık evin içinde bir karıştırayım bakayım neler çekebilirim. Biraz evi dağıtayım, sonra evi toplayayım. Ondan sonra da çektiğimi sizinle paylaşayım. Gelin birlikte bakalım neler çekebiliyormuşuz yeni objektifimizle.
sizi büyütüyorum. Gördüğünüz gibi minicik bir cam. Harika fotoğraflar. Benim favorim ilaç kapsülleri oldu. Kürdanlar da hoşuma gitti. Bilmiyorum. Yorum sizin. Videolarımın altına yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz de abone olabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz biliyorsunuz. Kendi sosyal paylaşım sitelerinizde videolarımı paylaşırsanız bana sonsuz destek vermiş olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol fotoğraflı günler diliyorum. Çektiğiniz fotoğrafları ve hatta bu yöntemle de çektiğiniz fotoğrafları benimle paylaşın. Belki bir sonraki videolarımızda bunları paylaşırız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.